Değerli arkadaşlar merhabalar, Paşa Hoca kanalımıza hoş geldiniz. 2020 yılının son KPSS'i, ortaöğretim KPSS yapıldı bugün arkadaşlar. Sınava giren herkese geçmiş olsun diyorum ve hemen biz de bu sınavın sıcağı sıcağına değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Arkadaşlar şimdi sınavın zor ya da sınavın kolay olması göreceli bir kavramdır. Yani ya lanet olsun bu sınav çok zordu ben yapamadım ya da diğer taraftan ya çok güzeldi ben çok rahatlıkla yaptım. Bu tarz ikili söylemleri çok rahatlıkla duyabiliriz sınav sonralarında. Şunu söylemek istiyorum. ÖSYM bu yıl arkadaşlar KPSS'de lisans, ön lisans ve ortaöğretimde kendi klişesini korudu. Yani Türkçe ve matematikte ayırt edici, özellikle Türkçe'de yine paragraf sorularında insanların işte aklını, kafasını çelici sorular, matematikte işlem gerektiren sorular sorarken tarihi daha çok nokta atışı olarak sordu. Coğrafyadan da zaten hepimizin beklediği klişe Türkiye coğrafyası soruları soruldu. Vatandaşlıkta zaten her zaman şunu vurgulamıştık arkadaşlar, yorum sorusu gelmeyecek. 1982 Anayasası ağırlıklı sorular gelecek dedik ve bizi şaşırtmadı. Güncel bilgilere gelince zaten arkadaşlar pandemi dolayısıyla hani artık güncel değil de daha çok kültürel soruların sorulduğunu hem ön lisansta hem de lisans sınavında gördük. Bu bağlamda yine ortaöğretim KPSS'ye giren arkadaşlarımıza da ÖSYM güncel olmayan daha çok kültürel özellikle sorular sordu. Şimdi arkadaşlar işte ben şu kadar neti yaptım bana kaç puan gelir ya da ben şunu yaptım işte nasıl olur gibi sorular sormak yerine aslında bizim şuraya daha iyi eğilmemiz lazım. Eğer biz arkadaşlar hani Türkiye genelinde ortalamanın üzerinde bir net yapmış isek Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlıkta puanınız elbette iyi gelir. Peki hocam belirleyici olan dersler yani puan getirebilecek olan dersler nereler? Görünen odur ki arkadaşlar yine her zamanki gibi Türkçe, matematik ve tarih yine arkadaşlar puan getiren taraf olacak gördüğümüz kadarıyla. Tarih sorularına gelince kendi bölümüm olduğu için tarihi özel olarak değerlendirmek istiyorum. Tarihten yine arkadaşlar bilgi ağırlıklı ama çok az olma kaydıyla yorum sorularına da yer vermiş ÖSYM. İşte yine Uygurlar. Klişe artık arkadaşlar gerçekten hani son 4-5 yıla baktığınız zaman çıkan sorulara bu lisans, ön lisans, ortaöğretim, TYT, AYT, YGS, LYS fark etmez. Uygurlara özel bir önem verildiğini ya da Selçuklara özel bir önem verildiğini ki divan türlerini sormuştu. Hani Divan-ı Hümayun Osmanlı'ya aitti. Bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Anadolu Selçuklarla ilgili mimari yapıların sorulduğunu. Yine arkadaşlar Osmanlı kültür ve medeniyetten yine sıkça ve bolca sorular sorulduğunu. Örneğin Darul Acize. Daha önceki tarih videolarımızı eğer izlemişseniz bu sorunun gelebileceğini söylemiştik. 2. Abdülhamit döneminde düşkünler evi olarak açılmıştı Darul Acize. Diğer taraftan inkılap tarihine gelince arkadaşlar yine Balkan Savaşları'ndan Meriçler ya da Midyenes hattı sorularak gelmiş. 1. Dünya Savaşı'nda yine Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na katıldıktan sonra Mustafa Kemal'in savaştığı cepheler yine savaşmadığı cepheler. Onun dışında arkadaşlar yine misak-ı milli her zaman beklediğimiz soru ve diğer taraftan devletçilikle ilgili soru da gelmiş ekonomik anlamda. Yani belli başlı sorular aslında ÖSYM tekrar ediyor. Bakın bizim her zaman şöyle bir iddiamız var arkadaşlar. Çıkmış soruları çözenler her zaman tabi bu genel kültür için geçerli olduğu kadar genel yetenek için de geçerli. Her zaman diğer adaylara göre daha fazla net yapıyorlar. Çünkü ÖSYM'nin bir sınav standartı var arkadaşlar. İşte bunu da çok iyi bilmek gerekir diye düşünüyorum. Peki hocam işte güncel ve vatandaşlık soruları için ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar zaten vatandaşlık sorularında işte kan bağı hısımlı, diğer taraftan işte 1982 Anayasası ile ilgili sorular, erginlik yaşı, İşte bunlar zaten daha önceki dönemlerde soru olarak da gelmişti. Bir anlamda soruları yeniden arkadaşlar karşımıza çıkarmış oldu ÖSYM. Yerel idare birimleri vesaire Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatı açısından bence arkadaşlar çok hani fazla çalışmak yerine doğru ve mantıklı çalışanların yapacağı bir sınav. Durum onu gösteriyor. Peki hocam işte bu sınavda kaç net yapan kaç puan alır? Böyle bir şeyiniz var mı? Bir düşünceniz var mı? Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. 60 net yaptım ben 80-85 puan alabilir miyim? Mantığını bırakın. Yani öyle bir puan geleceğini düşünmüyorum. Daha düşük puanlar gelir. Her ne kadar sosyal medyadan baktığım kadarıyla adayları ah edip vah etse bile biliyoruz arkadaşlar sınavdan hemen sonra böyle durumlar söz konusu olur. Ama birkaç gün sonra ortalık daha böyle bir hani netleştiği zaman insanlar yaptıkları netlerin farkına varırlar ve biraz daha susmayı beklerler. Bu bağlamda ortaöğretim KPSS'ye giren arkadaşlara yeniden geçmiş olsun diyorum. 2021 KPSS yönünde özellikle öğretmen adayları ve A grubu kadrolara yönelik videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Lütfen bizi takipte kalın. Arkadaşlar gönderilerimizi beğenip de paylaşırsanız biz de çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi bakalım yepyeni videolarda görüşmek üzere.